Arkadaşlar selamlar merhabalar ben Celal Hoca'nız sınava bir hafta kalı hatta bir hafta bile yok beş gün kalı arkadaşlar sizinle beraber çıkmış sorularla devam ediyoruz ben ne yaptım telif yememek için çıkmış soruları değiştirdim arkadaşlar sizler için hazırladım bak sınava girmeden önce bu aşağıdaki pdf'yi çıkart ben senin için arkadaşlar onları şimdi göstereceğim zaten. Hazırladım. Güzel ÖSYM formatına da benzettim. Ama soruları değiştirdim. Yani farklı soru sonuçta. Şöyle düşün. De ki ben mesela şu an sınava girseydim. Bu kimya soruları benim karşıma çıksaydı. Ben ne yapardım? Bu sorulardan hani nasıl net çıkartırdım? Kaç net çıkartırdım? Bunlara bir bakın. Tamam mı arkadaşlar? Çözmeden girmeyin. Son 3 senenin TYT ve AYT sorularını bu 5 gün içinde. Hani en geç yani şöyle düşün pazar günü AYT var. Cumartesi akşamı AYT 2022'den arkadaşlar 21 20. 2020'yi de sizle paylaşırız tamam mı? TYT 2020'ye kadar, AYT 2020'ye kadar son 3 senenin TYT ve AYT'sini ben değiştirip bu şekilde kanalda paylaşacağım. AYT full tekrar videomuzda paylaştık zaten. Çok fazla uzatmayalım. Hadi gelin bakalım ben size bir PDF göstereyim. Ondan sonra çözümlere geçelim. Şimdi bak ben sizin için bu şekilde arkadaşlar hazırladım bunları. ÖSYM fontuna da benzettik tamam mı? Bak bunları çözüyorsun. Bu sene bu sınav bu sorular benim karşıma çıksaydı ben ne düşünürdüm derdim o yani tamam mı? Bu soruları çözüyorsun sonra çözümleri izliyorsun arkadaşlar. Hadi gelin bakalım videomuza geçelim. Şu şekilde soru çözüm ekranımıza gelelim arkadaşlar. Bu şekilde hani ekranda olsun diye uğraşıyoruz. Diyor ki 8. soruda sodyum elementi alevi tutulursa sarı renkleniyor arkadaşlar. Baryum elementi de yeşil renk alıyor. Bu yöntem elementleri tanımak için kullanılabilir. Çünkü karakteristiktir arkadaşlar. Tamam. Her elementin kendine özgü yaydığı bir ışın vardır kendi dalga boyunda. Buna göre bu yöntem bu yöntemden yararlanarak çözeltideki elementlerin ne olduğunun belirlenmesi ile ilgilenen kimya alt disiplini hangisidir diyor. Arkadaşlar organik kimya organik. Karbon ve hidrojen kökenli organik bileşiklerle ilgilenir. Polimer kimyası uzun karbon zincirlerinden oluşan yani uzun zincirli polimer malzemelerle plastikler polimer malzemelerdir. Onlarla ilgilenen alt disiplin dalı fizik kurallarının kimyaya uygulanışı fiziko kimyaydı. Analitik kimya bak ne diyor arkadaşlar tanımak için analiz nitel ve nicel analiz bu madde ne ve ne kadar sorusuna cevap veren kimya alt disiplini Analitik kimyaydı. Anorganik kimyada canlı kökenli olmayan anorganik asitler, bazılar, tuzlar, mineraller gibi maddelerle ilgilenen kimya alt ismin Doğru seçeneğim D seçeneği demiş oldum. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki aşağıda bazı elementlerin temel haldeki elektron dağılımı verilmiştir. Bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yerleri nasıl buluyorduk? Bana buradaki katman sayısı periyotu veriyordu. 3 tane katman var. 3. periyot. Son katmanda 1 elektron var. 1 A grubu arkadaşlar. Bak burası 3. periyot. Son katmanda 7 elektron var. Klor 7A grubunda. Bak, kalsiyumun 4 tane katmanı var. O zaman 4. periyotta yani 4. sırada arkadaşlar, satırda. Son katmanda 2 elektron var. 2A grubunda. Neon 2 katmanı var. 2. periyot. Son katmanda 8 elektron var. 8A grubunda bir soy gaz arkadaşlar. Flor 2 katmanı var. O zaman 2. periyotta. Son katmanda 7 elektron var. 7A grubunda. Şimdi klor elementi 3. grup elementidir diyor. Klor elementi arkadaşlar 7A grubu. 7A grubu ne diyorduk biz? 10 ekliyorduk, değil mi? 17. grup elementidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Sodyum elementi 3. grup elementidir diyor. Sodyum elementi 1A grubunda arkadaşlar. Dolayısıyla 1A grubu 1. gruptu, değil mi arkadaşlar? Bu neydi? Avrupa adlandırması. Sistematik adlandırma. Geleneksel olarak da 1A 2A diyorduk arkadaşlar. 3A'dan sonra 10 ekliyorduk yani. 3A'dan sonra 3A mesela 1A grubu 1. grup 2A grubu 2. grup 3A grubu 13. grup. O aradaki geçiş metalleri B gruplarını saymıyorduk A'lı adlandırmada. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Biz doğru arıyoruz. Bak flor ve klor elementleri aynı grupta yer alır diyor. Şimdi flora bakalım arkadaşlar. Flor burada bak 7A grubundaymış değil mi? Ayrıca 17. grup yapar bu. Buraya dikkat yani. Şimdi klora baktım. Bu da 7A grubunda arkadaşlar. Bu da 17. grup zaten. E dolayısıyla bu aynı grupta yer alır. Doğrudur. Sodyum ve klor elementleri aynı grupta yer alır diyor. Hayır. Sodyum ve klor elementleri aynı periyotta yer alır. Bak 3. periyotta arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oldu. Neon ve kalsiyum elementleri aynı periyottadır diyor. Şimdi neona baktık. 2. periyotta kalsiyuma baktık. 4. periyotta. Bu da yanlış. Burada doğru olan seçeneğim C seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Bak ÖSYM'de çıkan soruları çok benzer sorular arkadaşlar. Yani baya baya adamlar bunları sormuş yani. Sen o kadar çalışıyorsun. Gelecek sorular belli. Periyodik sistemin 3. periyotunda yer alan temeldeki X ve Y atomlarının Lewis yapıları gösterilmiştir diyor. X ve Y elementlerinin oluşturacağı bir işin formülü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela X 3. periyotta ise mesela 2, 8, 3. Bu adam 3 elektron verir. Son katman 1, 2, 3 elektron olunca elektron vermek istiyorlardı. Dolayısıyla bak nötr halde 13 proton, 13 elektron, burası elektron. Burası 13 proton varsa 3 elektron verince kararlı yapıya gelir. Son katmanı 8 yapar. Oktet kuralını tamamlar arkadaşlar. Yani oktet kuralını uyar. 10 olur 13 olur artı yük 3 fazla olduğunda biz ne diyorduk yükü 3 artı olacak Dolayısıyla mesela Y'ye baktığımızda arkadaşlar bu da 3. demiş Bak 2, 8, 6 dedim arkadaşlar. E son katman 4, 5, 6, 7 olunca elektron almak isterdi. O zaman bu 2 elektron alıp bak nötrü 16'ya 16, 16 ise 2 elektron aldığında 18 elektron, 16 proton olacağından dolayı elektron sayısı 2 fazla dedim. O zaman yükü ne olacak? 2 eksi olmuş olacak. Bak X3 artı olacak bir birleşiğinde y 2 eksi olacak. Ne yapıyorduk böyle olunca? Çaprazlama yapıyorduk arkadaşlar. O zaman X2, Y3 3 benim bileşimin formülü olması lazım. C seçeneği doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Özdeş kaplarda eşit hacimde bulunan aynı sıcaklıkta 3 kaba belirtilen sıvılar konulduktan sonra aynı anda şekilde gösterilen bilyeler sıvılara atılıyor. Yani buradaki bilyeleri biz sıvılara attık arkadaşlar bunları aynı anda atıyoruz tamam mı? Belirli bir süre sonra bilyelerin ikinci şekillerdeki gibi olduğu gözlemleniyor. Buna göre İfadelerinden hangisi doğrudur? Arkadaşlar sıvılar değil mi? Maddenin halleri ünitesinden sıvılarla alakalı bir soru gelmiş bak ÖSYM'de. Şimdi şöyle düşün bak. Şimdi viskozite akışkanlığa karşı gösterilen direnç. Bir sıvının çekim gücü çok olursa akışkanlığa karşı çok direnç gösterir. Bak bunu bil. Bu sınavda gelebilir arkadaşlar. Direnci çok olan bir sıvının viskozitesi çok demektir. Akışkanlığı düşük demektir arkadaşlar. Akışkanlık düşük demektir tamam mı? Şimdi bu sorunun ÖSYM'deki versiyonu böyle sıvıları boşaltmışlardı. Ben oradan bu şekilde çevirdim bu soruyu. Şimdi şöyle düşün. Burada en akışkan bak direkt bu dibe gitmiş aynı sürede arkadaşlar görüyor musun? O zaman en akışkan su sonra bak biraz daha havada kalan etil alkol değil mi? Ondan sonra da gliserinde en az akışkan olan demek değil mi arkadaşlar? Şimdi akışkanlıkla mesela sağlıyorum direnç yani viskosite ters orantılıymış. O zaman viskositesi en fazla olan gliserin, sonra etil alkol, sonra su diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım viskositesi en büyük olan etil alkoldür diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Viskositesi en büyük olan burada ne olacak? Gliserin olmuş olacak. Moleküller arasındaki çekim kuvveti en büyük olan gliserindir diyor. Şimdi viskosite ile çekim doğru orantılı olduğu için çekimde ne diyeceğim? Gliserin büyük, etil alkol büyük, su diyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla en büyük olan gliserindir doğrudur. Akmaya karşı en fazla direnç gösteren sıvı sudur. E, Viskositesi büyük olanın bak doğru orantılı. Akmaya karşı direnci de büyüktür. O zaman gliserin olacak arkadaşlar. Su olmayacak değil mi? Yanlış dedim doğru seçeneğim burada B seçeneği yalnız 2 olmuş olacak arkadaşlar. 12. sorumuza baktığımızda karbon ve oksijen elementlerinin aşağıda verilen tabloda kütleleri tepkimeye girdiğinde X, Y, Z bileşikleri oluşuyormuş arkadaşlar. Buna göre bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uyar diye sormuş. Şimdi bak karbon ve oksijenden oluşuyormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün bak. Karbon arkadaşlar 1 molü 12 gramdır. Bunu biliyoruz arkadaşlar tamam mı? Sonra oksijenin de 1 molü 16 gramdır. Öyle düşün yani. Yani, karbonun bir tanesi 12 gram. oksijen 16 gram mı doğru orantılı? Bak şimdi o zaman burada bir tane karbon varsa burada iki tane oksijen olmayacak mı arkadaşlar? Yani bu bileşik şöyle bir şey olacak. Karbon dioksit. Şimdi bak 12'ye 16. E bir tane karbon 12 ile orantılıydı. Bir tane oksijen 16 ile orantılıydı. O zaman bu da karbon monoksit olacak. Ama dikkat et. Şimdi bak. Buradaki bileşikle mesela karbondioksitteki orana bakarsak arkadaşlar. Mesela M karbon bölü M oksijen oranı. Karbonun bir tanesi 12. E şimdi bir tane var. Oksijenin bir tanesi 16 ile orantılı. iki tanesi 2 çarpı 16 dedim arkadaşlar. Yani buradaki kütlece birleşme oranı 12 bölü ne gelir arkadaşlar? 32 gelir. 4'e böldüm buradan 3 gelir. 4'e böldüm 8 gelir arkadaşlar. Görüyor musun yani? En küçük oranı 3 bölü 8. Şimdi buraya bakalım. Mesela ben burayı arkadaşlar 6'ya bölsem. Burası 3 olmaz mı? Bak burayı da 6'ya bölsem burası ne olur arkadaşlar? Yine 8 olur. Yani buranın da 3 bölü 8. Yani bu bileşikte arkadaşlar karbon, dioksit. Yani bunların hani oranı şuysa ben mesela sallıyorum 12 gram karbon aldığımda ben buradan 16 çarpı 2 yani 32 gram oksijen alacaksam dikkat et aynı oranda artmış. Yani 18 bunun bir buçuk katı arkadaşlar. 1,5 katı. E bu 32 gelir. Burası 32 gelir. 1,5 katı da 48'dir. Yani aslında benim buradaki birleşiklerim aynı bak. Anladın mı? X ile Z birleşikleri aynı karbondioksit. Buradaki Y bileşiği de karbonmonoksit gibi oluyor arkadaşlar. Anlatabildim umarım. Şimdi katlı oranlar farklı. Aynı atomlardan oluşan farklı birleşikler arasında aranır. Yani X ile Y. Bakıyorum X. Burada arkadaşlar karbondioksit. Y karbonmonoksit. Burada aranır. X ile Z. Şimdi X de Z'ye baktım. X de karbon dioksit bunların arkadaşlar. Yani ikisi de karbondioksitse aranmaz burada. E Y ile Z arasında da aranır. Bak aslında çok basit bir soru arkadaşlar. Biri karbondioksit, biri karbon monoksit. E burada da aranır o zaman. 1 ve 3 burada ne olacak arkadaşlar? C seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakalım. Hacimce %40'lık metanol içeren 150 mililitre sulu metanol çözeltisi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Hacimce %40'lık demek arkadaşlar şu demek. Her 100 mililitre toplam çözeltinin ne ne kadarı? 40 mililitresi ne olacakmış arkadaşlar? Metanol olacakmış. E 150 mililitre çözelti var. 150 mililitre çözeltide ne kadar metanol olur diyorum arkadaşlar. E buradan ne olur? 60 mililitre metanol olur benim elimde arkadaşlar. Ben bu çözeltiyi nasıl hazırlayacağım biliyor musun? Bak dikkat et. Mesela şöyle alacağım elime bir balon joje arkadaşlar. Bu balon joje ben 150 mililitrelik hazırlayacaksam 150 mililitrelik olması lazım. Tamam mı? Üzerine 60 mililitre metanol ekleyeceğim. Metanol Üzerini 150 mililitre suyla tamamlayacağım bak. Tamam mı? Mesela şöyle. Burada 60 mililitre metanol artı arkadaşlar şöyle demem yani. 90 mililitre su toplam hacim 150 mililitre demem. Çünkü hacimler toplamı çözelti toplamına eşit olmaz. Bir hacim maddenin kapladığı yer demektir arkadaşlar. Yani şöyle düşün. Büyük bir sudan daha fazla kullanmam gerekir. Toplam 150 mililitre olması için. Çünkü metanol ile su arasında hidrojen bağları olur arkadaşlar. Tanecikler birbirini çekerek hani daha az yer kaplarlar yani. O şekilde düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada şöyle diyorum. Hani 90 mililitre ben burada ne yapmayacağım arkadaşlar? 90 mililitre su kullanmayacağım. 60 mililitrenin üzerine 150 mililitre suyla tamamlayacağım. Tamam mı? Su ile tamamla. Şimdi bir kere... Bu çözeltide 24 mililitre metanolü 126 mililitre su eklenmesi yanlış. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 60 mililitre metanolün üzerine 150 mililitreye tamamlayacağım suyla. Yani öyle demem lazımdı. Çözelti hazırlarken 24 mililitre metanol kullanmıştır. Hayır. Kaç kullandım ben arkadaşlar? 60 mililitre metanol kullandım. Bak çözelti hacmi 250 mililitre oluncaya kadar su eklenirse derişimi %24 olur diyor arkadaşlar. Burada su ekleme çıkartma işlemlerini yapıyorken şöyle diyorduk. M1 çarpı C1 eşittir. M2 çarpı C2. Benim başlangıçtaki çözeltim %40'lık ve 150 mililitre arkadaşlar. 150 mililitre çarpı %40 eşittir. Şimdi çözelti kütlemi ben 250 mililitre suyla seyreltiyorum. 250 mililitre ne olur? C2 son durumda yüzdem demek arkadaşlar. Buradaki C'ler yüzde. Bak suyla hangi oranda seyredirse aynı oranda arkadaşlar benim derişimim azalır. Çünkü su eklersem derişim azalır. Aynı oranda olur bu. Dolayısıyla bak 50'ye böldüm 3. 50'ye böldüm 5 arkadaşlar c de buradan ne gelir? 3 çarpı 40 120 bölü 5'e böldüm arkadaşlar. Buradan da 240 bölü 10 gelir. Sıfırlar birbirini götürürse %24 olarak olur. O zaman bu doğru olmuş olacak. Burada doğru seçeneğim ne olacak arkadaşlar? B seçeneği yalnız 3 olmuş olacak. Ve ne yaptık? Denememizin sonuna geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ÖSYM baya baya bu ayarda sormuş soruları. İnşallah bu cumartesi de böyle olacak. Beni dinleyen bütün öğrencilerim full çekecek bu sınavdan. Gönülden inanıyorum bunu arkadaşlar. Bu yüzden gece gündüz çalışıyorum. İnşallah diğer denemelerde görüşeceğiz. Çalışmaya devam. Son bir hafta bıraktık demiyorsunuz. Çalışmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.